Bu videoda size makaraların mekanik avantajını ya da kuvvet kazancını nasıl hesaplayacağımızı göstereceğim. Karşınızda basit bir makara var. Makaralar üzerinden zincirlerin, iplerin ya da kabloların kayabileceği olduklara sahip kanallı tekerleklerdir. Burada da yine çok basit ve sabit makara sistemi denilen bir sistem var. Bu makaraya sabit makara denmesinin sebebi makaranın sağa sola dönebilirken yukarı aşağı hareket edememesidir. Evet, sabit makaralar dönebilir ama aşağı yukarı hareket edemezler. Anlaştık mı? Dikkat edin, burası oldukça önemli. Çünkü mekanik avantajı anlayabilmek için hareketli makaraları daha iyi anlamamız gerekecek. Sabit makaralar bir şeyi kaldırabilmek için makara üzerindeki ipi aşağı çekmemiz gerektiğinden kuvveti aşağı çevirmemize yardımcı olur. Burası uygulanan kuvvet, burası da yük kuvvetidir. Yük koluna karşı gelebilmek için makaranın ipini aşağı doğru çekmemiz gerekir. Bu da kuvvetin yönünü değiştirir ama bize kuvvet kazancı sağlamaz. Kuvvet kazancı için az önce de söylediğim gibi hareketli makaralara ihtiyacımız var. Buraya hareketli bir makara örneği ekledim. Evet. Çizime dikkatlice bakmanızı istiyorum. Şimdi gelin makaralara isim verelim. Bu sabit bir makara. Bu da hareketli makaramız. Buradaki ipi çektiğinizde hareketli makara yukarı doğru hareket eder. Kuvvet kazancını hesaplamak için her hareketli makarayı destekleyen ip sayısını toplamamız gerekir. Burada 1, burada 2 ip olduğu için kuvvet kazancı 2'dir. Bunun bize ne gibi bir faydası olduğunu merak ediyorsanız hemen uygulanan kuvvetin ağırlık kuvvetine eşit olduğunu söylediğimizi hatırlayın. Bunun ağırlık kuvveti bunun da uygulanan kuvvet olduğunu not ediyorum. Hareketli makaralarda uygulanan kuvvet yani ağırlık kuvveti bölü kuvvet kazancı yani 2'ye eşittir. Şimdi ağırlık kuvvetinin 100 N olduğunu kabul edip uygulanan kuvvetin ne olacağını bulmaya çalışalım. 100 Newton'ı 2'ye bölersek uygulanan kuvveti 50 Newton olarak buluruz. Yani yazalım 50 Newton. Bu sistemin kuvvet kazancı 2 idi. Bunu kullanarak yükü kaldırmak için gerekli olan kuvvetin yükün yarısı olduğunu bulduk. Daha az kuvvet harcı olabiliriz ama bu yükü kaldırabilmek için daha fazla ip çekmemiz gerekecek. İş kuvvet çarpı yer değiştirme ise kuvvet azaldığında aynı miktarda iş yapabilmemiz için yer değiştirmenin artması gerekir. Bu olmazsa yapılan iş miktarı değişir ve enerji korunmaz. Evet size burada oldukça önemli bir kavramdan bahsediyorum. Şimdi işi biraz zorlaştırıp daha karışık bir örnek üzerinde çalışalım. İşte bu. Bir sürü makarası olan bir örnek. İlk olarak buna benzeyen soruları gördüğünüzde korkmayın. Yapmanız gereken en önemli şey bunlardan hangilerinin hareketli makara olduğunu bulmak. Bu aşağıdaki sıradaki makaralar hareketli makaralar. Diğerleri ise tavana sabitlenmiş. Hareketli makaraların aşağı yukarı hareket edebildiklerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geriye kalan makaralar yani bu, bu ve bu da sabit makara. Bunlara da numara verelim. Hareketli 1, hareketli 2 ve hareketli 3. 3 tane hareketli makaramız var. Onlara bağlı olan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ip olduğu için kuvvet kazancımız 6 olacak. Hesaplamaya geçecek olursak uygulanan kuvvet, yükün ağırlık kuvveti. Yükümüz de burada bölü kuvvet kazancıdır. Bu örnekteki kuvvet kazancımız 6. Tamam, yükümüz eğer 10 Newtonsa uygulamamız gereken kuvvetin ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Evet, yükümüz 10 Newtonsa uygulamamız gereken kuvvet için 10 Newton'u 6'ya böleceğiz ve sonuç 1,6 devirli Newton olacak. Bu sistemde uygulanan kuvvet 1,6 devirli Newton'muş. Uygulanan kuvveti biliyorsak yükü de hesaplayabiliriz. Mesela eğer bu sistemde 100 Newton'luk bir kuvvet uygulamamız gerekiyorsa 100 Newton'u aynı denklemeye koyarsak 100 Newton eşittir yükün ağırlık kuvveti bölü 6'dan iki tarafı da 6 ile çarpınca bu 6'lar birbirine götürür. Burayı da 6 ile çarptığımızda sonucu 600 Newton olarak buluruz. Bu sistemi kullanarak 600 Newton'luk bir yükü kaldırabiliriz. Bu arada 600 Newton'luk bir yükü kaldırmak için bu ipi 6 katı fazla çekmemiz gerektiğini de unutmamamız lazım. Bu basit bir sistem ama vinçlerin devasa motorlarını ve kaldırdıkları yükleri düşündüğünüzde buna benzer sistemlerle çok daha küçük motorlarla daha verimli bir şekilde çalışabileceklerini düşünebiliriz. Ya da daha az kuvvetli bir motor düşünün. Mesela 100 Nm'lik bir kuvvet uygulayabilen bir motor olsun. Bu motorlar çok fazla ip sarabilecekleri için basit makineleri kullanarak normalde kaldırabileceklerinden çok daha ağır yükleri kaldırabilirler. Buna benzeyen bir makara problemi ile karşılaşabilirsiniz. Bu problemlere palanga problemleri adını veriyoruz. Göze biraz zor göründüklerinin farkındayım ama sizi korkutmalarına sakın izin vermeyin. Çünkü bu da bir önceki problemin hemen hemen aynısı. Az önce yaptığımız gibi yine hareketli makaraları destekleyen iplerin kaç tane olduğunu sayalım. Ama önce hangi makaraların hareketli olduğuna karar vermemizin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Bu, bu ve bu sabit. Nereden mi anladım? Hepsinin buradaki tavana sabitlenmiş parçaya bağlı olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Bu makaralar oldukları yerde dönecek ama aşağı yukarı doğru hareket etmeyecekler. Öte yandan yüke bağlı olan bu makaralar Yükü kaldırabilmeniz için aşağı yukarı doğru hareket etmek zorunda oldukları için bu sistemde 1 2 3 tane hareketli makara var diyebiliriz. 1 2 3 4 5 6 tane de ip olduğuna göre kuvvet kazancımız 6'dır. Bu arada kuvvet kazancını bulmak için kaç tane makara olduğunu sayıp bunu 2 ile çarpabileceğinizi de unutmayın lütfen. 3 makaramız var ve her makara eğer iki ip tarafından destekleniyorsa kuvvet kazancını 3 çarpı 2'den 6 olarak bulabiliriz. Bu bilgilerden sonra bu sistemle alakalı bir soru da çözelim. Hatırlayalım uygulanan kuvvet ağırlık kuvveti bölü kuvvet kazancıydı. Uygulanan kuvvet 500 N sizce bu palanga sistemiyle kaldırabileceğimiz yük kaç newton olur? Ne kadar yük kaldırabiliriz? Düşünmeniz için size biraz zaman vereyim. Cevabı buldunuz değil mi? 500 alacağız ve 500 eşittir yük bölü kuvvet kazancı yani 6'dan eşitliğin iki tarafını da 6 ile çarptıktan sonra buradaki 6'lar birbirini götürecek. 500 çarpı 6'dan da 3000 newton bulacağız. Buralara birimleri de ekleyelim. Evet birimleri hiçbir zaman unutmamalısınız. 3000 newton. Gördüğünüz gibi 500 Newton'luk bir kuvvet uygulayarak bu sistem sayesinde 3000 Newton'luk bir yük kaldırabiliyoruz. Daha fazla ip çekmemiz gerekecek ama sonuç olarak 3000 Newton'luk bir yükü kaldırabilmek oldukça iyi bir sonuç. Tek bir makaramız olsaydı bu yükü daha kısa bir zamanda kaldırabilirdik ama bunun başka şeylere bağlı olduğunu da unutmamamız lazım. Burada tek bir makar olsaydı ip daha az ulaşacağı için yük daha kısa bir sürede kaldırılabilirdi ama bu sistemde ipin tüm bu makarlardan geçmesi gerektiği için diğer duruma kıyasla yük daha yavaş hareket edecektir. Umarım faydalı bir video olmuştur.